Bu sanatçının görevlerinden biri değil mi? Rolünü tasarlamaktan bahsediyorum. Şekil vermek ve sanatçının dünyayı nasıl gördüğünü başkalarına göstermekten bahsediyorum. Evet, ben buna inanıyorum. Çünkü bu kesinlikle benim görevim. Değerli malzemeler kullanmak istemiyorum. Kullandığım malzemelerin başkasını korkutmasını da istemiyorum. Kısacası, bu malzemelerin herkesin bildiği ve tanıdığı malzemeler olması gerekli. Bu sayede eserimle ilgilenen insan ya da seyircilerle bir bağ kurabileceğimi düşünüyorum. Kanepelerin birbirleriyle aynı olmaları için onları koli bandıyla kaplıyorum. Böylece bir farkları kalmıyor. Yani hepsi eşit oluyor. Aynı renk, aynı doku. Araba lastikleriyle çalışan ilk sanatçı tabii ki ben değilim. Son derece yaygın bir malzeme. Aynen kullandığım koli bandı ve tüm diğer malzemeler gibi. Plastik olmasına rağmen ilginç bir malzeme çünkü size bir şeyi yeniden tasarlama fırsatı veriyor. Buradaki büyük alanda daha küçük alanlar yaratmak için lastikleri kullandım. İnsanların zaman geçirebileceği, karşılaşmalar ve yüzleşmeler yaşayabileceği bir ortam yaratmaya çalıştım. Gerçekten insanların karşılaşıp yüzleşmeler yaşamalarını istedim. Flam eternel, yani sonsuz ateş, var olma ve üretimle alakalı. Bunun için her gün buradayım ve her gün bir şeyler üretiyorum. Tartışmalar, görüşmeler, karşılaşmalar ve arkadaşlıklar üretiyorum. Bu ders verilebilecek alanlardan biri. Merhaba, nasılsın? Şimdi bir tur atmam gerekiyor. İşte ders verilecek alanlardan biri burada. Söylemiştim biraz önce. Gördüğünüz gibi ortada tüm sergi boyunca yanacak bir ateş var. Burası da bar. Önemli olan bunun da Flam Eternal'in bir parçası olması. Çünkü bir barda otururken de tartışmalara katılıp arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Burası ise kütüphane. 700 tane kitap var. Hayali bir kütüphane olarak başladı ama şu an gerçek bir kütüphaneye dönüşüyor. Buraya gelen 200 yazar, şair ve filozof yanlarında kitaplarını getiriyorlar. Bu sayede kütüphane giderek büyüyecek. Afiş ve kartonlar üzerinde sokak gösterilerine ya da filozoflara ait sloganlar var. Bunları bilerek eksik bıraktım. Çünkü insanların tamamlamalarını ya da tamamlarken değiştirmelerini istiyorum. Burada aktif bir şekilde düşünülüyor, düşünce üretiliyor. Benim dünya görüşüm, benim malzemem ve benim estetik anlayışım. Sizce de önemli, öyle değil mi? Benim için sanat şekil vermek demek. Benim için sanat
eleştirel bir amaç yaratmak demek. Bunun için buradaki her şeyin bir mantık çerçevesinde birleşmesi gerekiyor. Bu mantık çerçevesi sadece bana ait olsa bile.